Vay başına, vay başına. Topraklar senin başına. İsmini yazarlar senin mezarının taşına. Akletmeyecek misin? Ananın ismini yazdığın gibi, babanın ismini yazdığın gibi, nice sevdiklerinizin ismini yazdığın gibi, bir gün senin de ismini yazacaklar mezarın taşına. O mezarın taşına ismin yazılmadan gel uyan, gel aklet gel. Bitecek, ömrün bitecek. Zaten şöyle dikkat buyurun. Zaten gelinen noktaya dikkat buyurun. O başındaki beyazlıklar, o yüzündeki, sakalındaki beyazlıklar sana neyi hatırlatıyor? Derler ki Seyyidine Ömer'ül Faruk ücret vermiş birisini kendisine şunu hatırlatmak için tutmuş. Ömer, ölüm var, ölüm. Ömer, ölüm var. Günler, geceler, aylar böyle geçer. Bir gün Ömer görevliye der ki işine son verdim. Neden? Gerek kalmadı der. Ey Ömer, ben maaşımı alıyordum. Sana da hatırlatıyordum. Ömer, neden vazgeçtin? Ömer diyecek ki artık yüzümdeki sakal bana hatırlatıyor. Ölüm. Şimdi biz onun kolayını bulduk. Yüzümüzdekileri keser çöpe atarız görünmesin. Başımızdakileri de boyarız delikanlı görünelim. İstediğin kadar boya haritayı, içini ne yapacaksın? Sen dışın istediğin kadar süsle, içindeki hücren zayıflıyor, içindeki azaların zayıflıyor. Artık her şeyin bir vakti var. Sen 70 yaşındakinin allasan da pullasan da o merdiveni çıkarken belli etmeyecek mi? Allah rahmet etsin, bir Erzincan valisi vardı bir zamanlar, bir trafik kazasında vefat etti. 70 yaşındaki amca gitmiş demiş ki vali bey beni evlendir demiş. Ama ben efendi genç kızla evlenmek istiyorum. Vali bey kırmak istememiş. Demiş ki bir amcam tamam dediğini yapacağım. Ama bir şartım var. Nedir o? Benim makam odam 5. katta. Şöyle tıklamadan 5. kata koşarak çık evlendireceğim seni demiş. Benim amcam bir gülmüş, bir hoşuna gitmiş. Amcam başlamış merdivenleri tırmanmaya. 7. basamakta benim amcam tıklayıp kalmış. Amca yürü! Amca yürü gitsene! Nasıl gitsin ki? Nefis istiyor ama bitmiştir ruh, bitmiştir yürek, bitmiştir güç kuvvet. Üstad diyor ya, onun da feryadı bir başka. Ey nefsim, kalbim gibi ağla ve feryat et. De ki faniyim, fani olan istemem. Acizim, aciz olan istemem. İstemem faniyi. Her şey biter, her şey tükenir. Bitmeyen tükenmeyen ne ki? İster beyol, İster paşa, Adem gibi 1000 yıl yaşa, akıbet ölüm gelir bir gün başa, öldüğün gün anlarsın. Kime kaldı dünya, kime kaldı ki sana kalsın, kime kaldı ki bana kalsın? Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'e mi kaldı ki sana bana kalsın? Hani derler ya, Sultan Süleyman'a kalmayan dünya sana mı kalsın? O insanlara, cinlere, kuşlara, bütün hayvanata, mahlukata hükmeden Hazreti Süleyman'a kalmayan dünya sana bana mı kalacak? Ceddimiz Kanuni Sultan Süleyman 25 milyon kilometre kareye hükmederdi. Sonunda tabuta koyduklarında eli dışarıdaymış. Neden böyle yapmayı tavsiye etmiş? Şunun için. Bakın bakın, padişahım, cihan sultanıyım ama eli boş gidiyorum. Dikkat edin.
Çocuklar dünyaya geldiği zaman elleri böyle sımsıkıya kapalıdır. Ama insan son nefesinde giderken baş yana düşmüş, eller açılmıştır. Çenesi bile tutmuyor. Eğer işi bilen yoksa o çenesi açık kalır. Onun için mevta ölür ölmez hemen çene bağlanır. Neden? Çünkü çene artık tutmaz da ondan. Her şey birbirine veda etti. El, ayak, kol, bacak birbirinden ayrıldı. Artık hiçbirinin birine faydası yok. İşte dünya bu. Aldanma faniye. Aldanıtma, unutma Rabbini. Unutma yaratanını. Terk etme namazlarını. İşte yarın yevmil mahşerde. Ey kulum, her şeye fırsat buldun kulum, imkan buldun kulum, beş vakit namaz kılmaya vakit bulamadın mı kulum? Bir top izlemek için kulum, kilometrelerce yol gittin kulum, hatta geceler orada sabahladın kul. Bilmem işte Avrupa'dan bir ürün geliyormuş, bilmem ne marka telefon geliyormuş, ertesi gün sabahına kadar o mağazanın önünde yatan insanlar var. Peki her kul bir gün gelip de Allah için ezan-ı Muhammediye'yi 5 dakika camide bekleme hiç düşünmedin mi? Hadi bırakın 5 vakit namazı da, ya hiç olmazsa bir cuma günü, ey kul, bir 5-10 dakika vakit ayıramadın mı? 5-10 dakika önce namaza gelmek için vakit bulamadın mı? Her şeye buldum be. Kahvenin tadını çıkarmak için vakit buldum. Cigara için vakit buldum. Çay için vakit buldum. Top için vakit buldum. Diziler için vakit buldum. Her şey için vakit buldun da bir namaza mı vakit bulamadın? Bunun cevabını bana vermeyeceksiniz. Allah buyuracak, kulum, bütün bunları ben sana verdim. Sen ne yaptın? Ya Rabbi, ben de sen gece kondu verdin, ben beton armaya çevirdim. Sen onu verdin, yazlık derdine düştüm, kışlık derdine düştüm. Hepsini biriktirdim, topladım. Ama Rabbim, sana sözüm şu ki beni dünyaya gönder, onların hepsini feda edeyim. Hepsini vereyim Rabbim. E şimdi 5 dakika ayıramıyorsun, 5 dakika. 5 dakika önceden camiye geleniyorsun.